Efendim Erdoğan doğalgaz rezervi açıkladı biliyorsunuz ki. Ne düşünüyorsunuz bunu? İnanmıyorum. Kesinlikle yalan yalan yalan. Doğalgaz fiyatları peki faturalarınıza yansıyor? Çok yüksek, çok ne yüksek. Kadar geldi en son? 3000 küsur. 3000 küsur. Yalan 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 yalan. Hepsi yalan. Teşekkür ediyorum. Soralım hemen. Erdoğan gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? İyi olacak inşallah. İyi olacak. İnanıyor musunuz yoksa bu bir seçim vaadi mi? Kandırıyorlar. 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 Niye? Kızım, doğalgaz kandırıyorlar. Yansımıyor mu? Yok yok, hani yansıması nerede kızım hani? Erdoğan Karadeniz'de gaz rezervi bulunduğunu açıkladı, doğal gaz rezervi. Ne düşünüyorsunuz? Gaz alıyoruz. Nasıl gaz alıyoruz? Bayağı gaz alıyoruz. Doğal gaz faturalarınız nasıl efendim? Uçuyor. Çok mu pahalı? Çok uçuyor. Teşekkürler. Erdoğan Karadeniz'de gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? İyisini yapmış. İyisini yapmış. Erdoğan Karadeniz'de gaz rezervi bulunduğunu açıkladı, doğal gaz rezervi. Ne düşünüyorsunuz? Gaz mı? Emekli olanlar emekli yapmadı ya bunlar. Ne gazı? Hepsi yalan. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsun seçim öncesi? Seçim var ya ama bunlar seçim de yapmazlar. Korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Kasada para yok, kasada para yok. Doğalgaz faturalarınız nasıl? Oo, 10 numara. Hiç yakmadık, 700 lira geldi. Abi bir tane abi 100-200 liradan yüksek gelmiyor. 700 lira geldi, 700. 700 lira destek geldi. Yok, bir şey yok. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Erdoğan'ın doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz'de. Ne düşünüyorsun? Güzel, ne güzel işte. Sizce bu seçim vaadi olabilir mi? Çünkü yıllardır söylenen bir şey bildiğiniz. Ya orasını bilmem ben ama güzel bir şey yani. Peki son doğalgaz faturanız ne kadar geldi, hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyorum. Daha gelmedi. Ayın 1'inde mi, 2'sinde mi ne geliyordu? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Eyvallah. Doğalgaz faturanıza en son ne kadar geldi? Doğalgaz kullanmadığım için şu anda belli değil. Ben ne kullanıyorsun? Burada Karadeniz'de çalışıyor, şey duruyorum. O yüzden daha bilemeyeceğim. Siz sobadan devam edin. Sobamdan devam ediyorum. Sobamdan. Köyde kalıyorum. Erdoğan dün doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduk dedi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten var mı? Tabii ki de var. Yoksa bu bir seçim vaadi olabilir mi efendim? Yok, o kesinlikle Erdoğan'ın bilgilerine güveniyoruz. Erdoğan bir tanedir. Kesinlikle. Peki efendim doğalgaz faturalarımıza neden yansımıyor bu durum? Madem doğalgaz gazım... kullanmadığım için bir şey diyemiyorum şu anda kızım. Mart ayından sonra yansıyacak ya, Karadeniz gazı Mart ayında piyasaya sürülecek zaten. Ondan sonra göreceğiz zaten düşüp düşmediğini. Geçen senelerde de aslında gaz bulundu, doğalgaz bulundu denildi. Bu zamana kadar neden yansımıyor? Ama daha yeni, daha 2023'te çıkacak biz yeraltı kaynaklarımızda. Lozan anlaşmasına göre 2023'teydi zaten. Lozan'ın herhangi bir süresi yok efendim. Ama 2023'e kadar 100 yıllık anlaşma vardı. O anlaşma ne oldu? 2023 yılında piyasaya... Siz sanırım gizli maddelerden bahsediyorsunuz. Gizli maddeleri var deniliyor. Yani yeraltı madenleri, petroller, gazlar hepsi neredeydi? 100 yıl sonra çıkacak. O da 2023'te bitiyor zaten. Aslında Lozan'dan dolayı kullanamıyoruz diyoruz. Yani kesinlikle ama bundan sonra 2023'ten sonra hepsi de çıkacak ve de kullanacağız, göreceğiz. Hepsi de düşecek Allah'ın önünde. Çok teşekkür ederim. Erdoğan'ı kimse yıkamaz kızım. Kesinlikle Erdoğan bir tanedir. Ona kimse yıkamaz. Boşuna uğraşmasınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz'de. Doğalgaz rezervi. Ne düşünüyorsun? Vallahi kızım iyi olur tabii ki bizim yaptığımız. Evet, güzel bir şey. Peki son doğalgaz faturalarınızdan biraz bahsedelim. Ne kadar geldi? Vallahi şu anda biz memleketteydik. Bir ay oldu geleli. Yok 500 oldu yani. 500 lira oldu. Biraz fazla değil mi efendim bu? Vallahi şu duruma göre normal yani. Evet yani normal yani. Herkese daha fazla geldi bize. Niye peki? Doğalgazımız varsa neden faturalarımıza yansımıyor? Peki, doğalgazımız çıktı mı? Yok, daha çıkmadı işte yıllardır. Onu çıkınca görüşelim ha. Evet. Ne zaman çıkacak sizce? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. İnşallah çıkar İnşallah. Diyelim o zaman. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Erdoğan Karadeniz'de gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsun? Ben bilmem bile bir şeyler yani. Ben köyden gelmişim. Soba mı kullanıyorsunuz? Ya soba kullanırım. Kömür alamıyorum. Bir şey demiyorum. Parlık çoktur. Allah yardım etsin. Nereden geldiniz? Ben Kiki Bingöl'den geldim. Bingöl'den. Bingöl'de de mi fiyatlar pahalı? Tuuu. Vallahi bile kızım. Ne kadar alıyorsunuz? Mesela bir yol ücreti olmuş 700 lira. Hı. Çocuklarınızın yanına mı geldiniz? He, geldim buraya. Ne yapayım? Yaşlıyım. Kimse un yoktu. Un torbası ne kadar? Bir torba un olmuş orada 1 milyar. 1 milyar. He. E de bu hayat olur mu? Bak gençler hayal kuramıyor, gençler bir yuva yapamıyor, gençler ne bileyim yani. Diyorlar Erdoğan. Ben vermiyorum Erdoğan'a. Gitsin söylesinler de. Ne etmiş? Emekliyim 3 milyar benim maaş verir. Benim neyime yeter ki? 1 milyarı zaten ona veriyorsun. He. Odun alırım, kömür alırım, yiyecek alırım kızım. Ben bir dul karıyım. Bilmiyorum yani. Allah bize yardım etsin. Sonumuzu Allah hayırlı gelsin. Hangisi hayırlıysa Allah onu başa getirsin yavrum. Bu Türkiye gerçekten gitmiş yani. Vallahi billahi. Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah onları ıslah etsin. Allah onlara merhamet etsin. İçine bize baksınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.
kızım Allah için rastgele. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz'de. Şu an 710 metreküp yaklaşık 1 trilyon dolara tekabül eden bir doğalgaz rezervimiz varmış. Ne düşünüyorsun? Valla 2014'ten beri gaz buluyorlar. Yani bu kaçıncı açıklamaları? Her gaz bulduklarında doğalgaza, akaryakıta, her şeye, elektriğe zam geliyor. Onlardan ricamız fazla bulmasınlar. Fazla bulmasınlar yoksa zam geliyor. Yani insanlara yüklüyorlar yani bu zamı falan. Gaz buldukça zam geliyor her şeye. Yeter artık bulmasınlar. Yani buluyorlarsa çıkarsınlar. Desinler ki kardeşim doğalgaza %50 indirim yapıyorum. Yapsınlar görelim. Siz aslında bunun seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence değil. Ne için yapıyorlar o zaman? Ne için yapıyor? Diyorum ya 2014 yılından beri çıkartıyorlar bu gazı. Bir türlü yani çıkartamadılar ya. İnsanların evine getiremediler. Getirdiler ama hep yüksek fiyatlardan getirdiler. Peki son doğalgaz siz de mi Bingöl'de yaşıyorsunuz yoksa? Ben burada yaşıyorum. Son doğalgaz faturanız ne hatırlıyor musunuz? Ya şöyle bir şey, doğalgazı yakmıyoruz. Battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyoruz. Çünkü yakarsa korkuyoruz. Yani 1000 lira, 1500 lira gelirse nasıl ödeyeceğiz? Ha insanların alım gücü de bitti. Şimdi eskiden gidiyordun bir markete işte 200 liraya poşetleri dolduruyordun. Şimdi 1500 lira. Peki 1500 lira versen mutfağa, doğalgaza 1000 lira versen, çocuklar zaten bir çocuğun günlük yani okula gittiği zaman bir yumurta 50 gram peynir işte zeytini 25 liraya mal oluyor. İki tane öğrenci olsa 50 lira. Ya bunları görmeleri lazım yani. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Benim kızım bak bana. Nasıl ki oy yaklaşır ya. Tayyip Erdoğan. Seçim yaklaşır. Seçim yaklaşır ya. O şey buler, doğalgaz buler, onu buler, bunu buler. Bir şey yok ortada. Ortada bir şey yok mu? Yok. Çok teşekkür ederim. Hadi kızım efendim. Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı ilet. De ki bu emeklilere de zam yapsın, yazık günah. Ne kadar alıyorsunuz? 3 bin lira mı? 3 milyar. Ne kadar olmasını istersiniz? Yani asgari ücret kadar olsun. 10 milyar. Yani emekli maaşı. Tabii canım. Asgariyi yapmadılar abla. Onu yaparlar. Ama her şeye yapıyorlar. Her şey pahalı. Doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Erdoğan dün. İnanıyor bakalım, musun? Bakacağız, göreceğiz. Günler ne getirir ne götürür. Ansızın evler çıktı. Her şey pahalandı. Çocuklarımızın geleceği yok oldu ya. Sizi bu seçim vaadi mi? Doğalgaz bulunduğu. Her şey yapılıyor kendi koltukları için, oy almaları için etrafındakiler. Halk ne yapacak? Son faturanız ne kadar geldi efendim, hatırlıyor musunuz? Bir odaya 700 lira geldi. Tek odayı yaktınız, evet. 700 lira geldi. Siz emekli misiniz efendim? Evet. Ne kadar alıyorsunuz? Ben 3,5 alıyorum. 3,5 alıyorum. Evet. Doğalgaza falan faturaları da gidiyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Tabii. Geçiniyoruz işte yettiği kadar. Ne olursa ne ol. Ama inanmıyorlar efendim. Diyorlar ki Mart'tan sonra, 2023 Mart'tan sonra diyorlar. Hepsini kullanacağız, tüm yeraltı kaynaklarımızı diyorlar. Ya 20 senedir gördük işte, çalışıldı, yapılan da var, yapılmayan. Şu anda ekonomi berbat. Yeraltı kaynaklarını çıkartmak. Kazma kürekler hazır. Yeraltı kaynaklarını çıkartmak için 2023'ü bekliyoruz. Ya tamam da ekonomi niye bu kadar bozuk? Herkes tencereye bakar, tencereye. Kaynıyor mu efendim? Olduğu kadar kaynıyor herhalde. Yani ne kadar olursa kaynıyor. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Erdoğan doğalgaz rezervinin bulunduğunu açıkladı dün. Evet. Ne düşünüyorsun? Açıkladı. Mesela Erdoğan'ın açıkladığı lafa Akşener de cevap vermesi lazım. Yok yok, ben doğalgaz mesela tamam bulundu. Erdoğan açıkladı doğru. Mecliste kaç milletvekili var? 500-600 milletvekili var. HDP'si de CHP'si de hepsi destek vermesi lazım. Doğru mu? Hepimiz insanız. Öldük mü halletmedin gidiyor. Nereye gidiyor? Uzanıyoruz mesela, değil mi? Biri bir şey diyor kardeşim ya. Peki yıllardır söyleniyor. Yıllardır neden doğalgazımıza yansımıyor? Doğalgaz faturanıza en son ne kadar geldi? Mesela doğalgaz faturası değil. Ben Antalya'dan geldim. Maç var. Antalya'nın maçı var. Ben konuşmak değil. Adamı istedim. Elime pompalı tüpü alının darattırır. Olmaz yani. Bak benim yaşım 60. Ben 60 yaşında evlenemedim bak. Evlenme değil. Kılıçdaroğlu beni verip de 300 milyar verip de beni evlenecek mi? Hadi ben bol değil. Hadi gelsin. Elini öpeceğim şantodum. Bu bana niyet yine. Kılıçdaroğlu sizi evlendirsin. Bak be, benim mi röportajımı seyretmişsindir Antalya'da. Putin, Mutatakış, Merkel, Biden hepsine testi. Elmalı'ya gel dedim, çayı mı iç, kahve mi iç, çorba mı iç? Ben soruyorum. Bir dakika, laf ütülemen. Ütü yapmıyoruz biz burada, elbise ütülemiyor. Ver bakın mikrofonu, ben... Hayır.
ya. Tamam hadi konuşun. Konuşun. Hayır tamam gidin. Milleti çatıkallıkla alıştırma. Kafam bozdun. Tamam abiciğim. Kafam bozdun benim. Size soralım hemen. Erdoğan doğalgaz rezerv bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Çıktıysa çıkmıştır yani. Peki yıllardır da söyleniyor bu. Doğalgaz faturalarınıza yansıyor mu efendim? Yansıyacağını zannetmiyorum yakın zamanda. Neden? Seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa seçimden? Seçim zamanı olduğunu, her seçimden önce böyle bir açıklamaların olduğunu medyadan takip ediyoruz. Size aslında inandırıcı gelmiyor. Yani inandırıcı gelmiyor. Yani şimdi Türkiye'nin ithal ettiği doğalgaz miktarıyla ödenen paraya baktığımız zaman çıkartılacak 710 milyar metreküp müydü? Evet. 1 trilyon dolara tekabül ettiğini hesaplamak ediyor mu acaba? Yani kaç paradan ithal ediyoruz şu anda doğalgazı? Kaç para ödüyoruz kaç metreküpe? Şu anda çıkan doğalgazın karşılığı ithal edilen doğalgaza göre kaç para? Bu miktarın da açıklanması lazım. En son doğalgaz faturanız ne kadar geldi efendim hatırlıyor musunuz? Kısıtlamaya rağmen 900 lira. Ve tabii hava şartları şu anda şey yani şu anda kış sert geçmiyor. Ulaşmayalım oraya. Yani evet. İşte halkımızın da psikolojinin bozuk olduğunu görüyoruz yani. Siz bunlara daha çok şahit oluyorsunuz. Doğalgaz demek ki milleti çarpıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz'de. Ne düşünüyorsunuz? Güzel şeyler oluyor. Doğrudur. Reis'in söylediği her şey doğrudur. İnşallah bekleyeceğiz. Peki en son doğalgaz faturanız ne kadar geldi hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. 1 milyar. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan dün Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi 10 yıldır hep buluyorlar. Uçaklar havada hala inecek. İnanmıyor musunuz yoksa bir seçim? Yok, inanmıyorum. Keşke bulunsa. Keşke bulunsa ama inanmıyorum. Seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle seçim. Bak 10 yıldır her seçimde ya uçak iniyor, havada havalanıyor, ya işte doğalgaz bulunuyor, ya petrol bulunuyor. Araştırın. Hep aynısı ya. Yok. Peki son doğalgaz faturanız ne kadar geldi? Vallahi sadece akşamları birer ikişer saat yazıyor. 460 lira mı 470 lira geldi. Çok şey. Yakıyor musunuz peki evde doğalgaz? Ya yakıyoruz şu anda. Yakıyoruz mecburen. Mecburen yakıyoruz. Aslında bu da inananlar da var efendim. Diyorlar ki Erdoğan neden yalan söylesin diyorlar. Yani 2023 Mart'tan sonra biz bütün yeraltı kaynaklarımızı kullanacağız diyorlar. Şey mi? Lozan. Evet, Lozan'a aslında biraz sağlıyor. Ya çok şey saçma bir şey bu ya. Öyle bir şey yok ki. Yani halk biraz okumadan, işte anlamadan böyle her şeye inanıyor. İnandığı için söylüyor. Yoksa Lozan'da falan öyle bir şey yok. Onun için ben inanmıyorum çok. Ve şunu söyleyeyim, seçimden sonra büyük fırtına geliyor ekonomik olarak. Yani kötü anlamda mı iyi? Kötü anlamda. Fırtına geliyor, fırtına. Gerçekten fırtına. Neden böyle düşünüyorsunuz efendim? Ya çok kötü şu anda. Çoğu şirketler falan zombiye yüzdürülüyor şu anda kredilerle. Yani gerçekten kötü ekonomi. Peki olası bir iktidar değişiminde düzelmez mi bu? Ya iktidar değişirse, adalet madalet düzelirse işte yavaş yavaş düzelir. Yani yeni bir iktidar gelirse, taze kan gelirse ancak düzelir. Başka türlü düzelmez. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun efendim. İyi günler. Erdoğan Karadeniz'de gaz rezervi bulunduğunu açıkladı doğalgaz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar bulundu muydu? Seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya öyle bir şey söylüyorsunuz ya cevap olmayan şeyler söylüyorsunuz. Nasıl yani? İnandığınız durumlara bağlı. Doğalgaz faturaları nasıl peki? Çok fazla geliyor. Ne kadar geldi hatırlıyor musunuz? Şimdi bundan sonra daha fazla gelecektir umarım. Tabii. Ama doğalgaz bulundu diyor Erdoğan. Ya doğalgazı bulmak ayrı bir şey, çıkartmak daha ayrı bir şey. Evet, yani çıkartmak daha maliyetli biliyorsunuz değil mi? Hele denizlerde falan doğalgaz, petrol daha fazla. Evet, evet. Yani maliyeti daha fazladır. Araştırın bir bakın yani. Teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz. Şimdi ben esprili bir şey konuşabilir miyim? Hiç. Yani uzakta yakında partili bir alakam yok. Onu baştan söyleyeyim. Vatandaş olarak efendim kolay gelsin deyip bir örnek göstereceğim. Biraz esprili. Şimdi adım Zeki, soyadım Özçelik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım. Çok bilmiş değilim. Ama hapsiyi koydum. Bunu Türkiye'de benden başka belki bir kimse konuşmamıştır. Hapsiyi koydum tavaya. Başladı o denizdeki büyük balıklar oynamaya. Türk deyiminde var ya büyük balık küçük balığı yutar diye. Hapsiyi koydum tavaya. Büyük balıklar başladı. Denizdeki büyük balıklar başladı oynamaya. Bana dersen ki dayı niye oynuyor dersen cevabını vereyim. Şimdi oradaki balıklar der ki biz bu denizin tabusunu aldık. Daire alır gibi. Araç alır gibi tabusunu aldık diyor. Şimdiye kadar hep küçük balıkları yuttuk. Küçük balıkları yuttuk. Garipleri yuttuk. Canlı canlı yedik. Şimdi de diyor bu yaştan sonra diyor güçlüyüz artık. Biz diyor kızarmış balık yiyeceğiz. Hamsi yiyeceğiz. Kızarmış balık. Kokusu gelince oynamaya başlamışlar. Ben aslında inanmadığınızı anlıyorum ben buradan. İnanmıyor musunuz efendim? Geleceğimiz ağır. Benim siyasetle bir işim yok ama gelecek yapıldı. İyi teşekkür ederim ama sonrası ağır. Maddisi ağır. Şimdi atıyor
diyorum 100 liraya oturuyorsam yarın onaylandıktan sonra oturacağım 200 lira. Niye? O masraflar çıkacak. Masraflar çıkacak. Nerede çıkacak yapılan işlemler? Peki son doğalgaz faturanızı hatırlıyor musunuz? Ne kadar geldi doğalgaz faturanız? Efendim şimdi zamana göre değişiyor. Kullanıma göre değişiyor. Zaman zaman 1,5 ödediğim oluyor. 1,5 bin lira. Evet. 1500 lira ödediğim zaman oluyor. 800 lira ödediğim zaman oluyor. 1800 lira ödediğim zaman oluyor. Ben bir ebeliyim. Bir şey daha söyleyeyim. Sizden izin isteyeceğim. Saygıda kusur olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, vatandaş olarak söylüyorum. Şimdi biz emekli bir yere gittiğimiz zaman bu emeklileri kapsıyor. Ben emekliyim. Emekliyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde emekli oldum. Şimdi nereye gitsek? Bir esnafa gitsek emeklisin. Şu oğlum çocuğum da aynı. Emeklisin. Ben kardeşim ben 10 lirayı daha rüyamda ben şahsı olarak görmedim. 8 lira. Var diyelim ki şimdi 10 bin lira bir emeklilik maaşı alıyorum. Öyle diyelim yani. Görmedim. Rüyamızda görmedik. Yani öyle bir şeyle karşılaşmadık. 7-7,5 diyelim. Şimdi bir gün ben buraya gelsem dışarıdan bir vatandaş gelse ya da ben diyorum ki başka bir şehirde oturuyorum. Buraya taşınmak zorundayım. Kiraya geleceğim. Kiracıyım. Diyelim ki 8 lira kira. Diyeyim ki ev sahibine abi sen bilirsin. Ya durumum iyi değil. Emekli adım. Çoluğum çocuğum var. Bana 7 lira yaptın. 7 lira yaptık mı? Kaldı geri 3 lira. Varsayım olarak söylüyorum. 3 lira. 3 lirayı da doğalgazıydı, elektrikli suyuydu. Yetmez ama. Onu da gördük. Etti 10 lira. Peki ben size söylüyorum şimdi. Vatandaş olarak. Var benim 10 kişiyim. Veya da 7 kişi. Kardeşim çoluğa çocuğa taş mı yedireceğim? Yaprak mı yedireceğim? Toprak mı yedireceğim? Bu vatandaş ne yedirecek? Emekliyi ne yedirecek çoluğa çocuğa? Bir gün pazara gitsek bir pazara atıversen bir pazara sadece patates yeşillik alsan 1000 lira. Ayda 4000 lira giderim olsa hadi ben diyelim ki 2,5 yaptım. Yarıya böldüm. 2000 liralık yapalım pazarı. Nasıl 4 liralık yemeyelim. O da yetmiyor. Onu da yetmiyor. Yani bu nafile işleri ben vatandaş olarak rahatsız oluyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de saygıyla alıyorum. Saygıda kusur olmaz. İlgi alakaya teşekkür ederim. İyi görevler diler. Vatandaş da eğer rahatsız olduysa vatandaştan da özür dileyebilirim. Saygıda kusur olmaz. Sadece düşündüklerinizi soruyoruz. Evet. Öyle. Bu vatan evladı olarak söylüyorum. Bu memleketin evladıyım. Türkiye Cumhuriyeti. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Erdoğan Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ne evet, ben inanmıyorum ya. Neden? İnanmıyorum. Çünkü bundan yaklaşık 3 sene önce de doğalgaz bulunmuştu. Açın pencereleri demiştiler. Hı. Ama ne oldu? Şu ana kadar gaz patronu olacağız demişler. Şu ana kadar bir şey var mı? Ortalıkta görünüyor mu? Yok. Ama diyorlar ki öyle doğalgaz çıkartmak kolay bir şey değil. Bulduk da çıkartması kolay ya, değil. Ya bulsa ne yapacak? Ya bulsa da kaç sene biz Türkiye'ye yetecek? Yeteceği belki bir sene belki yetmez de o doğalgaz. Sizin doğalgaz faturalarınız nasıl? Vallahi ben doğalgaz kullanmıyorum ama benim oğlum kullanıyor. Baba dedi 20 gün kullandım o Yalova'da oturuyor 600 milyon para geldi. Siz soba mı kullanıyorsunuz? Evet. Doğalgazı tercih etmemenizin sebebi pahalılığından dolayı mı? Tabii ki yani parayı ödeyemiyoruz abi. Soba kullananların da sayısı arttı şu son dönemde. Ya Allah yardım etsin bu milletimize ya. Seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz peki? Neden bu tarz müjdeler açıklanıyor sizce? Tabii ki seçim vaadi bunlar. Tabii seçim yaklaşıyor. Emekliye, sana söyleyeyim şeylere, işçi ücretlerine hep zam verecek yani. Her şeyi bir şeyler öne sürecek. Bunu yapacağız, şunu. 20 senedir sen iktidardasın. 20 sene niye yapmadın? Şimdi niye yapıyorsun? Her gün bankalar para basıyor. Gıcır gıcır 200 milyonluklar geliyor elimize. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok sağ olun. Erdoğan Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Evet. Doğalgaz faturalarınız nasıl? Genel olarak şöyle bir sorayım. Şimdi herhalde daha yeni bulundu. Dur bakalım ileriki günlerde göreceğiz. Evet. Geçmiş yıllarda da çok açıklaması oldu Recep Tayyip Erdoğan'ın bulundu diye. Neden doğalgaz faturalarımıza yansımıyor diyor vatandaş? Vallahi onu ben bilemiyorum da yani ben hiç düşünmedim daha evvelden bulunduğunu. Evet. En son ne kadar geldi efendim faturanız doğalgaz? 600. 600 lira geldi. Evet. Peki teşekkür ederim. Çok evet. Sağ olun. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz bulunduğuna ilişkin bir müjde verdi, müjde açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bulunduğuna inanıyor musunuz yoksa bu bir seçim vaadi mi? Şimdi sevgili kardeşim varsa çıkarsınlar biz de görelim. Yani şey de değil, laf değil, iş istiyoruz. Aslında bunu inanmıyorsunuz. İnanıp inanmama değil. Ben şimdi bilmediğim bir şey hakkında konuşmak istemem. Çıkarsınlar görelim. Biz de alkışlayalım ama çıkarmıyorlarsa bizi oyalamasınlar. Geçtiğimiz yıllarda da sürekli doğalgaz bulunduğuna ilişkin bir şeyler açıklanmıştı. Kardeşim Abdülhamit Han döneminden beri Türkiye'deki petrol haritaları belli. Kaç senedir gelen iktidarlar bu haritaların belli olduğu halde şey yapmıyor. Erzurum'da, Van'da akıyor dereler. Neft akıyor, neft. Çıkarsınlar. Diyorsunuz ki aslında icraat. İcraat. Madenleri batıya vermesin. Kendileri çıkarsınlar. Eğer birazcık Türkçeler, birazcık Müslüman
Müslümanlar, Müslümanlarsa başka bir şey demiyorum. Son olarak bir de doğalgaz faturanızı soracağım. En son ne kadar geldi? Dünyada bir doğalgaz pahalılığı var, ona bir şey demiyorum. Ama ben Türkiye'deki petrolle ilgili gerçekten petrol var. Bunları çıkarmaları gerekir. Kim olursa olsun, A iktidar, B iktidar, C iktidar, biz ortaya konuyoruz. Müslümanız biliyorsun, yalan söyleyemeyiz. Çıkarsınlar görelim, alkışlayalım. Peki niye çıkartmıyorlar? Ya da başka ülkelere mi verildi o maden sahaları, petrol sahaları? Maden yasalarına bir bakın. Hangi maden? Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın dağıtılan hisselerine bakın. %50 Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın hissesi oluyordu. Şimdi? Şimdi acaba yüzde kaç? Siz bakın onu. Devlet payı düştü mü diyorsunuz? Devlet payı düştü. Türk'ün payı düştü. Müslüman'ın payı düştü. Çok teşekkür ediyorum. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı dün. Müjde verdi, müjdesini verdi halkına. Ne düşünüyorsun? Bundan yıllar önce de söylenmişti. 2023'te kullanacağız, bor çıkıyor falan. Evet. Lozan Anlaşması'ndan dolayı kullanılmadığını söylüyorlar şu an. Lozan Anlaşması 2023'te bitecek diye biliyorum. Ama yani kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Siz bunun bir seçim vaadi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle oy toplamaya çalıştığını düşünüyorum. Peki en son doğalgaz faturanız ne kadar geldi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ama yani asgari ücretle geçinen bir aile ödeyebileceği bir şey değil yani. Bu soğuk, hava soğuk, mecbur mesela kombi yakıyorsun. Yani bir ayın 3 günü yaktığında zaten otomatikmen artıyor çok tuhaf bir şekilde. Yani çok zor artık. Doğalgaz rezervi bulduğumuza da inanmıyorum. Bilmiyorum. Umarım bulmuşuzdur ve kullanabiliriz diyorum sadece. Peki, çok teşekkür ederim. Erdoğan doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı dün. Ne düşünüyorsun? 3 senedir aynı konu konuşuyoruz. Doğalgaz bulduk, onu bulduk, şunu bulduk. 3 sene aynı yıl. Aynı seçim saatleri oldu, seçim zamanı oldu. Doğalgaz buluyoruz, altın buluyoruz, döviz buluyoruz, para geliyor ama hiçbir şey yok. Evet. Bak görüyorsun emeklinin hali ne halinde, insanların hali ne halinde. Bir ekmek 5 lira olduğu ülkede gel de bu doğalgaz bulsa ne olacak? Doğalgaz bulsa ne olacak? Doğalgaz her ay zam geliyor. Doğalgaz bulsak evet. Ne olacak? En son ne kadar geldi faturanız, hatırlıyor musun? En son benim şu anda faturam 1 milyar 200 geldi doğalgaz. Daha yakmadık yani, bu ayın başındayız, yakmadık. Bu geldi yani. Çok kişi yakmıyor efendim. Aynen öyle yani, her sene seçim zamanı oluyor. Tayyip Erdoğan bir şey atıyor önümüze. Evet. Aslında siz bunun seçim adı olduğunu düşünüyorsunuz değil evet, mi? Seçim. Aynen öyle bak. Şimdi İmamoğlu'ya, Büyükşehir Başkanı'na, İmamoğlu'ya yapılan şey yine seçim şey. Başka bir şey değil yani. Ha, İmamoğlu'na gelen yasaktan mı bahsediyor? Evet. Yani aynı seçim şeyi. Seçim ayarlaması. Başka bir şey değil yani. Ama insanlar diyorlar ki Lozan'dan dolayı biz yeraltı kaynaklarımızı kullanamıyoruz, gazlarımızı kullanamıyoruz diyorlar. 2023 Mart ayından sonra her şeyi kullanacağız diyorlar. Ya kullansınlar, hadi görelim de kullanalım. Kullanan da rahatsız. Ülke bir rahatlasın. Ülkeye baksana, ülkenin haline. Her taraf Arap sarmış ya. Yazık, günah yani ya. Kendi memleketimizden yabancı olduk ya. Ben anlamıyorum yani. Bir ekmek 5 lira, 7 liradan bahsediyor bir ekmeği. O zaman nasıl bu ülke geçinecek? Nasıl bu ülke bu hale gelecek? Bilmiyorum yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Erdoğan dün doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı Karadeniz'de. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence güzel bir şey yani. İnanıyor musunuz yoksa sizce bu seçim vaadi mi? Çünkü yıllardır söylenen doğalgaz bulundu diye söylemler var. İnşallah doğrudur yani. İnanırım. Yani yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. Peki son gelen doğalgaz faturanızı hatırlıyor musunuz? Ne kadar? Çok geldi. 800 üzerinde. Siz emekli misiniz efendim? Emekli. Ne kadar alıyorsunuz? Ayda 5200 lira falan. Eviniz kira mı? Yok, kira değil Allah'a şükür. Peki nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz efendim? Doğalgaz faturaları da? Tabii faturalar bizi biraz etkiliyor ama bayağı etkiliyor. Elektrik geliyor 600 bin lira, doğal geliyor 700-800 bin lira, su geliyor 250-200-250 bin lira. Yani bayağı bir etkileniyoruz ama gene de kira vermediğimiz için şükrediyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erdoğan doğalgaz rezervini açıkladı dün. Evet. Karadeniz'de 58 metreküp doğalgaz bulundu dedi. Ne düşünüyorsun? Ya aslında güzel bir şey yani. Türkiye açısından yani ekonomiye de katar bu. Türkiye yani 100 yıldan beri hep yurt dışında her şeyimizi alıyoruz. Yani petrolden tut, gazından tut. Ben Kasertu'da çalıştım yani. Çok ucuza geliyor. ÖTV'ler çok yüksek olduğu için bağlı oluyor. Yani bu gaz reversiyonu güzel bir şey yani. İnşallah katkı katar yani. Evet. Diyorlar ki bir de hani yıllardır sürekli söyleniyor zaten. Bunlar neden bizim faturalarımıza yansımıyor diyorlar. Yansımaz işte. Neden yansımıyor? Eğer gazımız varsa kullanmalıyız. Bizim... Şu anda gazımız yok yani. Yurt dışında aldığımız için faturaya yansımıyor yani. Özel gazların çoğu da özel sektörler kullanıyor yani. Yani Cezayir'den alıyoruz, oradan alıyoruz, Rusya'dan alıyoruz. Yani aklıma gelenler bunlar yani. Peki sizce bu seçim de var önümüzde biliyorsunuz. Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Bu bir seçim vaadi olabilir mi efendim? Ya şimdi herkes öyle diyor. Tabii ki ister istemez yani siyasette hep olmuştur yani. Seçime doğru bir şeyler yapıyorlar yani. Bu gerçektir yani. Aslında yani bu bir
algı olmuyor mu ama? Ya, algı olmuyor da bu şöyle bir şey. Seçim yani bu Tayyip şu geldiğinden beri 20 seneden beri iyi bir şeyler de yaptı. Kötü şeyler son zamanlarda kötü gidiyor yani. İster istemez kötü gidiyor yani. İnşallah. Peki son yani. Doğalgaz faturanızı hatırlıyor musunuz? Ne kadar geldi? 470 lira geldi. Size göre az mıdır çok? Normalde çoktur ama yapacak bir şey yani. Bir gün 3 ton kömür de alsan 8 bin lira tonu yani. Hani kömürden iyidir yani ister istemez yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan'ın gaz müjdesini açıkladı biliyorsunuz. Doğal gaz rezervi bulundu. Ne düşünüyorsun? Palavra. Neden efendim? Sizce bir seçim vaadi olabilir mi? Palavra yani tek kelimeyle palavra. Seçim vaadi yani seçim yaklaşınca böyle her şey bulunuyor, her şey yapılıyor. Bir göz boyamadan başka bir şey değil bana göre. Yani bu bir yıllardır 20 senedir bir kandırmacı oyunun bir parçası. Geçtiğimiz yıllarda da söyleniyordu, yıllardır söyleniyor doğalgaz bulundu diyor. Peki faturalarımıza yansıyor mu? Sizin faturalarınız ne durum? Olmayan bir şey nasıl yansır? Yani ilk önce çıkması lazım, üretilmesi gerekir ve ondan sonra bütün her tarafa yayılması gerekir. Sonra yansırsa yansırı düşürürüz ama düşünülebilir. Ama ben yansıyabileceğini falan düşünmüyorum. İnadına da önümüzdeki günlerde yani ki 2023'te bu daha yüksek bir yere çıkacağına inanıyorum. Yani artık insanlar doğalgazını, elektriğini falan ödeyemeyecek hale gelecekler. Peki son doğalgaz faturanızı hatırlıyor musunuz? Ne kadar geldi? Valla çok kısıtlı yakmamıza rağmen 650 lira mı ne geldi? Çok kısıtlı. Çok kısık yakıyorsunuz. Yani çok kısıtlı. Kısık değil. Kısıtlı yakmamıza rağmen 600 lira geldi. Yani 1000 lira gelirse başımın üstünde öpüp başını var. 1000 lirasını vereceksin. Doğalgaza 450 lira 500 liraya yakında elektrik faturası geldi. Etti mi sana 1500 lira? Bunun suyu, elektriği. Ay sonu nasıl gelir? Ya o mümkün değil ya. Bu çok saçma bir şey. Yani insanlar açız. Farklı bir şey, o teşbihtir. Elbette ki ben aç olan insan inanmıyorum burada da. Neye efendim inanmıyorum? Aç olan insanlara inanmıyorum. Yani aç kalması bir insanların mümkün değil. Neden çünkü efendim? Neden? Diğer insanlar aç kalanlara yardım eder bir şekilde. Ama şunu sorgulamalılar. Neden biz yardıma muhtaçız? Neden açız diye sorgulamıyor. Tabii neden yani neden biz bu yoksulluğu çekiyoruz? Bu imkansızlığı neden çekiyoruz? Toplumda bir şey yok. Düşünme, sorgulama, analiz ve tespit yok. Şeye gelirsek eğer bu sorgulama ve düşünce olmayınca bu sefer de insanlar yine duyumlara kanaraktan işte gaz bulduk, onu yaptık, bunu yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. O insanlar da ona inanır. Evet, diyorlar ki Erdoğan ne dediyse doğrudur. Boşuna yalan söylemez diyorlar. Boşuna söylemez bir şey diyorlar. Yani bu ülkenin elbette ki cumhurbaşkanıdır. Boşuna yalan söylemez ama politik bir cumhurbaşkanı mıdır? Politik bir cumhurbaşkanıdır. İktidarda kalabilmek için de her yolu deneyecektir. Onlar için de her şey mübahtır. O yüzden böyle yalanlara kanmak isteyen insanlar var. Toplum var. Belirli bir kesim var. Bunlar da ona inanıyorlar. Yani hani şöyle örnek vereyim. Her insan cinsiyet ayrımına girmek istemiyorum burada da. Her insan tatlı sözlerden hoşlanır mı? Hoşlanır. Umut verilmekten hoşlanır mı? Hoşlanır. İşte birileri umut veriyor. O da hoşlanıyor. Fakat sonrası o handikapla karşı karşıya kalınca da eyvah eyvah deyip duruyor. Yani bu... Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan biliyorsunuz doğalgaz rezervleriyle ilgili müjdeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz efendim bu konuyla ilgili? Valla bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım da ben de. 58 metreküplük Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunduğunu söyledi. Sizce bu seçim vaadi mi? Yoksa gerçekten bulunduğuna inanıyor mu? Bulunduğuna inanıyorum canım. Cumhurbaşkanı'nın söylediyse boşa söylememiştir. Evet. Peki faturamıza yansıyor mu bu? En son ne kadar doğalgaz faturası geldi hatırlıyor musun? 300 lira geldi. Daha önceleri nasıldı? Giderek artan bir fiyat mı yoksa? Her zamanki gibi artan fiyat. Her zaman olduğu gibi. Asgari ücrete ne zaman zam gelse zaten o tıklar da artıyor. Değişen bir şey olmuyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.